Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber çok önemli bir şey yapacağız. Çok özel bir şey yapacağız. Yani bu videoyu çektiğim anda yayınlayacağım. Saat 12.51 geçiyor ve saat 2'ye yetiştirmeye çalışacağım, yani o kadar söyleyeyim size. Ve yani şu artan oyuncuların değerlerine bakın. Gerçekten harika bir şekilde artmışlar. Hemen hızlıca yükleyip yayınlamam lazım arkadaşlar. Yani çok kısa bir video yapmaya çalışacağım ama sizlere taktik vereceğim. Çünkü yarın SBC geliyor ve sizi milyoner yapmak istiyorum. Dünkü aldığımız oyuncular gördüğünüz gibi bu şekilde yükselmiş. Ve bizimle ilgili bir yanlış anlaşılma olmuş. Facebook gruplarında konuşuluyor. Yok, biz oyuncuyu söyledik, siz de aldınız diye oyuncunun değeri arttı. Tamam arkadaşlar, hani onluk bir sıkıntı yok. Hatta bir gün önce 495 bine sattığımız oyuncuları ben size hiç alın dememiştim. Sadece öylesine göstermiştim ve bir anda 500 bine yükselmişti. Yani bununla alakalı, yani kim ne diyorsa desin umurumda değil ama yine de ben size oyuncu ismi vermeden depo önerisi yapacağım. Ve hani benim aldığım oyuncuları, videoda aldığım oyuncuları almak zorunda değilsiniz. Zaten belirli bir değerin üstüne zaten almayın. Lecomte'ye falan bakın. Yani daha dün videoda Guaita'yı gösterdim. Yani 10.000'in bile altındaydı. Şu an hızlı satı bile 20.000 olmuş. Yani burada benim ortamdan Jimenez'i depolamış. Hayton'un falan değeri uçmuş. Dünkü videomda göstermiştim zaten. Zoet'in falan da değeri uçmuş. Arkadaşlar, daha fazla depo videosu için sizlere coins kastırabiliyorsam, umarım kastırabiliyorumdur, video like atmayı, yeniyseniz kanala abone olun, bildirimleri açın ki SBC geldikten sonra da efsane ötesi videolarla devam edecek. Onları da kesinlikle kaçırmayın. Şimdi arkadaşlar hemen ben birazcık depo yapacağım. Öncelikle bunu fazla söylemedi bana, kendim düşündüm ama şöyle bir şey yapacağım. 80'lik kaleciler alacağım. Yani en ucuz 80'lik kaleci kimse abi? Liglerde, ligde birkaç lig seçilebiliyor mu? Evet, tamam, lig seçeceğim. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A ve Lig 1'i seçeceğim abi. Bu ligler arasından. Bu ligler arasından en ucuz kalecileri alacağım. Sizler de çok abartmadan arkadaşlar alabilirsiniz. 150 bine muhtemelen yoktur. Ben 250 bin yapayım bakalım, 250 bine bulabilecek miyim? Var. Rulli var arkadaşlar. Rulli, David Soria. Bunlar önemli. Bunları alabilirsiniz. Bakın Perin falan da var. Şöyle yapalım abi, 200 bine düşürelim. 200 bine düşürelim. Hemen ben bunları alacağım. Sonra size al, bak hemen Rulli'yi aldım bir tane. Sizler de bu şekilde alabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar kaçırmayın. Almanız yani böyle lig 1'den, Fransız yani şey, bu 5 büyük ligden oyuncuları alabilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar 78-79 yani kalecileri bayağı bir toplamanız gerekiyor. Ben yine aynı ligler arasından toplayacağım ama şöyle birazcık değeri düşürelim. Umarım bulabilirim. 125 bin coinse falan zaten bulurum diye düşünüyorum. Daha da düşüreceğim. Konuşamadım. Daha da düşüreceğim hemen. Dur şöyle 50 bin yapalım. Benim aldığım oyuncuları almak zorunda değilsiniz. Ben size sadece neleri, nasıl oyuncular almanız gerektiğini söylüyorum arkadaşlar. Baştan sonra da videoyu izlerseniz hiçbir detayı kaçırmazsınız yani. Zaten birazdan videonun sonuna geleceğiz. Guaita'nın değerlerini görüyorsunuz. Bizde zaten bir sürü Guaita var arkadaşlar. Guaita almamıza gerek yok. Ben şu Benitez'i alayım abi. Benitez'i alayım. Benitez kalsın hesapta. Benitez'i aldım. Başka kimi alabilirim? Bakıyorum. Başka da bir kaleci yok zaten. Hemen abi 85.000 de yapalım. Birazcık bakacağım abi. 85.000'e görebilecek miyim? Subasic var. Benitez yine var. Subasic'i de alalım. Bir tane de Subasic alalım. Abi Lig 1 hariç yok mu? Bak Guaita Premier Lig'den. Lig 1 ve Premier Lig hariç. Şöyle yapacağım abi. Ligleri Premier Lig ve Lig 1'i çıkaracağım. Bir daha aratacağım. Şimdi en ucuzunu yine alacağım abi. 100.000 yazalım bakalım. En ucuzu çıkacak mı? En ucuz kaleciyi yine alalım. Evet, iki tane çıktı. Dimitrovic. Dimitrovic'leri de alacağım abi. Dimitrovic'leri de alalım. Belki artar abi değeri. Sonuçta La Liga'nın kalecisi. İki tane 100 bin coins'i Dimitrovic'i aldım. Sizler de bu şekilde arama yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi benim dediğimi aldım demiyorum size. Sonra yanlış bir algı oluşturuluyor. Yok sadece biz coins kasalım diye. Ben zaten videomda diyorum abi. Şu coins'i geçtikten sonra oyuncuyu almayın diyorum size. Yani bu şekilde umarım yanlış anlaşılmamışızdır. Şuradaki satılan oyuncuları da hemen alalım arkadaşlar. Yani Alena. Ya bayağı bir coins kastık dün de. Umarım siz de kasabilmişsinizdir. Ben videoda kaç bin aldığımı hatırlamıyorum ama yani 100 binin altındaydı kesinlikle hepsi ve güzel bir şekilde de kasmış olmuşuz. Gayet sevindirici bir haber oldu bu bizim için. Deşikliyor. Hemen devam edelim. Sensi'yi görüyorsunuz. Sensi devam edelim. Emrecanları görüyorsunuz abi. Emrecanlar. Ben almadım Emrecanları. Emrecanları o alıp satmış. Ama videoda ben alayım diye de bana bırakmış sağ olsun. Fazlısim kardeşime teşekkür ediyorum. Aslında Fazlı adı, YouTube kanalının adı Fazlısim. Zaten hesabımızın adı da Fazlısim. Bayağı bir coins oldu bu arada. Ben bu kadar artacağını düşünmemiştim. Şimdi bunların hepsiyle yine depo yapacağız zaten. Sıkıntı yok ama şöyle hemen Emrecanları da alalım. Şimdi arkadaşlar ben aslında bugün farklı bir video yükleyecektim ama bu videoyu yüklemek nasipmiş. Yani bu videoyu yüklememiz gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar 85 üzeri oyuncuların ne olursa olsun almaya çalışacağım. En ucuzlarını, yani 85 üstü oyuncular çok önemli olacak çünkü. Bakalım çıkacak mı? Çıkıyor. Bayağı bir oyuncu çıkıyor. Hemen şöyle bir 125 bin yazalım. Bakalım çıkacak mı 125 bine? Çıkmaz diye tahmin etmiyorum. Çıktı, güzel. Hemen 115 bin de yazalım abi. 115 bin. Bakalım çıkacak mı?
Evet, 110 bine var gördüğünüz gibi. Hatta 103 bin de yazabiliriz. 105 bin coin ise de var çünkü. 103 bin yazalım. 85 üstü bütün oyuncuları alabiliriz abi. Sıkıntı yok. Ama yani bayağı bir gidiyor oyuncular. Bayağı bir oyuncular var. O yüzden korkuyorum da aslında almaya. Bilmiyorum abi alsam mı almasam mı yani. Bizim liglerden var mı? Abi ben bizim liglerden seçeceğim ya. Vallahi diğer ligler umurumda değil. Bakalım. Brooks var. Cornet var. Cornet alabiliriz. Cornet alınabilir. Aynen abi. Cornet şu anda mantıklı olan bir oyuncu. Gerçekten mantıklı. Cornet'i alabiliriz. Ben 3 tane Cornet alacağım abi. Hemen 3 tane Cornet alalım. 70-85'lik Cornet. Bu adamın değerinin artacağını tahmin ediyorum. Değeri de bayağı bir ucuz. Brooks'ların değeri bu arada artmış yani. Çok daha ucuzdu Brooks'lar. Brooks'lar bayağı bir artmış. 3 tane de Cornet aldım arkadaşlar. Ve başka bana bir tavsiye daha vermişti. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Barclay demiş. Arkadaşlar isim söylemeyecektim. Yani siz ben alıyorum diye almayın ama ben kendim alıyorum, size göstereyim. Sizler de çok değeri artmadıysa videodan sonra alın. Ama ben coins kasayım diye demiyorum sizlere. Yani hatta almayın da diyeyim de artık bu 80'lik Barclay'den bahsediyor. 77'lik mi onu bilmiyorum ama ben 77'liğinden alacağım ya. 77'lik Barclay'den alalım. 80'likten de bahsediyor olabilir bilmiyorum ama şöyle hemen fiyat 135 bin yazalım. Abi yanlış yaptık, bir dakika. Şöyle şuraya 135 bin yazalım. Bir dakika. 135 bin Barclay'di. Alalım arkadaşlar hemen hızlıca. 83 bine de var. Güzel. Şöyle 80 bin yazalım. Çıkacak mı bakalım. 80 bine de çıkarsa güzel olur. Oo, bayağı düşmüş değeri ya. 65 bin bile yazabiliriz herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım 65 bin yazabiliyor muyuz? Hadi abi çık. Ah be. 72 bin yazacağım hemen. O zaman çıkanları da alalım sonra. 72 bin de yazdık. Ve bir tane çıktı, aldım. Arkadaşlar Barclay'leri de toplayabilirsiniz. Yani ama çok arttıysa, 100 bini geçtiyse filan da almayın yani. O kadarını da söylüyorum yani. Hemen 75 bin yazalım. Bir de 80'lik Barclay'leri almak istiyorum. Hemen 72 binlik de alacağım bir tane. 80'lik Barclay'i de almak istiyorum. Hemen bakalım abi. 80 veya 81 rating de hatırlamıyorum. Tam az önce gördüm ama yine de unuttum. Ve şöyle bakalım abi ne kadarmış değeri. Abi 600 bin zaten bu adam ya. Ama olsun, ben yine de alsam mı? Abi 600 bin alınmaz. Şöyle bir 300 bin yazalım. Çıkmazsa almayacağım. Çünkü muhtemelen yok. Yok, ucuzmuş. Tamam. Tamam, alınabilir. Hemen 170 160 bin yazalım. 160 bin iyidir. Bakalım. Abi bayağı bir ucuz. 145 bin yazalım. Bu şekilde tek tek yazın arkadaşlar. En ucuzunu bulana kadar. Yani bu gerçekten her zaman bu oyunda önemli olmuştur. 135 bin de yazacağım. Bakalım çıkacak mı? Yani indire indire duruyoruz ama abi 107 binmiş zaten. 115 bin yazalım. 115 bin de yazıyorum. Çıkmadı abi. Alınıyor zaten. Herkes depo yapmaya devam ediyor. Siz de depo yapın. Bakın alınan oyuncuya bakın. Yani bu oyuncuyu herkes almaya çalışıyor şu anda. Sizler de alın. Ben 117 bine 3 tane de Barclay alacağım. Yani bunları bu şekilde, yanlışlıkla teklif verdim ama bunları bu şekilde biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da 125-130 bini geçmediği sürece almayın. Yani bize kâr ettirmiş olmayın da. Yoksa birileri çünkü bizim hakkımızda böyle bir şeyler söylüyor. Ben de bu duruma sinir oluyorum açıkçası arkadaşlar. O yüzden hiç almayın. Siz daha iyi bence. Öyle satıldı diyor. Jetonların için teklif. He tamam, ben aldım zaten oyuncuyu. Her neyse arkadaşlar, hemen o zaman burada yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Süper güç videoları falan da çok aksadı yani. Hiç de gelmeyecek dememiştim ama neredeyse hiç gelmiyor yani, bu nedir? Bakalım abi, bu hafta süper güç videolarında ağırlık vermeye çalışacağım ama öncelik SBC ve sizlere verdiğim önerilerde olacak zaten. Bunu da merak etmeyin. Hemen arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Sizler de bu oyuncuları depo yaparak mükemmel şekilde coins kasmanıza devam edebilirsiniz. Kesinlikle baştan sona izlemişsinizdir umarım ki, hiçbir detayı kaçırmamışsınızdır. Şöyle şu kalecilerin değerlerine falan baktığımız zaman ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Paulo Lopez'e falan baktığımız zaman yani hepsi çok arttı. Trap bayağı yüksekti zaten, biraz daha arttı mı? Evet, 300 binlere geçmiş. Yani bu Lecomte'yi de gösteriyordum size sürekli. Guaita'yı falan da görüyorsunuz. Abi Guaita'ya bak, uçmuş. Daha videonun başında adam ucuzdu ya. Videonun başında daha ucuzdu adam. Benitez ne olmuş? Daha yeni aldık. 47 bin yazıyor. Daha artar o. Dani Jimenez'e falan bakıyorsunuz. Bu da artacaktır. Dimitrovic, Heaton falan görüyorsunuz arkadaşlar. Dimitrovic de bayağı bir artmış. Heaton'a da bakıyoruz. 177 bin. Yani gerçekten harika. Daha önceden de daha iyi stok yapabilirdik aslında. Birazcık geç bile kalmış olabiliriz. Aitorlar da artacaktır diye düşünüyorum. Zaten 5000 6000'de Mirante ne olmuş? Mirante de artar. Şivolov'ları çok merak ettim. Bunlar da artıyor yavaş yavaş. Ve Gabriel abi 116 binde bakalım. Aynı. Gabriel aynı kalmış. Meret? Meret de aynı sayılır. Gun? Oo bak, bunlar artmış. Bunlar bayağı düşükte artmış. Her neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir ama videodan çıkmadan önce, videodan sakın ayrılmayın bu arada. Gerçekten videodan ayrılmayın. Ben size 50 binlik bir tane paket açacağım, sonra ayrılabilirsiniz. Şu anda ayrılmanız yasak yani videodan. Ama paket açamıyoruz 50 binlik. Nerede? Burada, tam gördüm. Hemen abi 50 binlik bir paket açalım. Madem bu kadar coins kasıyoruz abi, biraz da harcayalım. EA Sports'a da verelim coins.
Bakalım bize elit verecek mi? Yani her videoda bir elit çıkarmaktan ben artık bıktım. İyi ki de gelmedi. Mutlu oldum şu anda. Her neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar gerçekten çok önemli ve dediğim depo taktiklerini kesinlikle yapın arkadaşlar. Bu depo taktikleri çok çok önemli. Videoyu umarım baştan sona izlemişsinizdir. Bütün videolarımı baştan sona izleyin arkadaşlar ki detayları kaçırmayın. Bir detay yakalayıp bir anda 1 milyon coins kasabilirsiniz. Sadece 30 saniye kısmını izleyerek yani. Her neyse, burada videomuzun sonuna geldik. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Hoşça kalın ve bye bye.